Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan, hoş geldin. Hoş bulduk Zeliş. Her zaman gibi herkese inadına sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, şimdi bugün biraz bu açıklanan mini istihdam paketinden bahsedelim istiyoruz. Evet. Aslında pandemi boyunca açıklanan paketleri sık sık konuşmuştuk. Paketlerin neler içerdiğini, neler yazıldığını ama aslında işçi ve emekçilere neler getireceğini, kim için bu paketlerin çıkarıldığını, tüm bunları konuşmuştuk. Ancak paket çıkarma da bitmiyor. Böyle bir moda mı başladı acaba hükümet açısından, ne dersin? Evet, bir açıdan da böylesi zor zamanlar böyle hani ne kadar çok paket açıklarsak o kadar iyidir diye herhalde bir şey keşfetti hükümet. Tılsımlı bir formülü var herhalde. Zaten bence damat bakanın adı da tarihe paketler bakanı olarak geçebilir yani. Bakanlığı döneminde en çok paket açıklayan paket bakan olarak tarihe geçebilir yani. Cumhuriyet hükümetleri tarihine böyle geçebilir. Hak ediyor bunu. Peki şimdi önce biraz o zaman mini istihdam paketine bakalım. Sonra diğer paketler ne getirmişti de bu ne getirecek? Biraz onu değerlendirmeni isteyeceğim. Bir mini istihdam paketinin içerisinde neler var? Buna neden ihtiyaç duyuldu? Biraz oraları anlatır mısın bize? Şimdi Zeliş, aslında bu paket daha önce bizim geleceğini konuştuğumuz, hükümetin hazırlığını duyurduğu istihdam kalkanı paketinin içinden çıkarılmış 8 maddelik bir paket. Aslında onun için de adı da böyle biraz herhalde sempatik gelsin. Daha böyle insanları, halkı, emekçileri, işçileri daha fazla herhalde umutlandırır diye mini ismini de orada koymuşlar herhalde. O istihdam kalkanı paketi önümüzdeki sonbahara ertelenince onun meclise gelmesi ve o paketin görüşülmesi, bunun içerisinden 8 maddelik bu mini paketi çıkardılar. Şimdi bu paket açısından ilk elden hemen söyleyebileceğimiz çok açık bir şey var. Biz biliyorsun salgından bu yana kriz döneminin üzerine, ekonomik kriz döneminin üzerine salgın bilmesiyle birlikte, salgınla birlikte biz hep sürekli dedik ki hükümet krizin ve salgının faturasını işçilere, emekçilere, halka kesiyor. Aslında bu söylediğimiz tespitin mini bir programıyla daha yüz yüzeyiz. Yani hükümetin krizin ve salgının faturasını halka kesmesinin minik bir paketiyle yüz yüzeyiz. Çünkü paketin gerekçesi yine salgın ve salgın koşullarında salgının yıkıcı etkileriyle mücadele adına ya da salgının ekonomideki kötü etkileriyle mücadele adına sunuluyor paket. Şöyle söyleyebilirim, paket genel olarak hükümetin kapitalistleri besleme, bu salgın süreci ve kriz süreci içerisinde işçileri, emekçileri de sömürme konusundaki tutarlılık göstergesi, tutarlılık belgesi. Yani hükümet bunda, bu çizgide çok tutarlı. Hem işçilerin, emekçilerin iş gücünü daha ucuza sömürme, iş güvencesini daha da azaltma, hem de kapitalistleri işçilerin tasarruflarından besleme konusunda gerçekten tutarlı ve sağlam bir çizgide ilerliyor. Onun için bu pakete biz işçileri sömürme, kapitalistleri besleme paketi de diyebiliriz. Çünkü üç ana ayağı var paketin. Bunun birisi istihdam dediği ayakta, yani yine ucuz iş gücü ve düşük ücretle nasıl bu süreç devam edecek konusunu içeren maddeler. İkinci ayağı paketin işsizlik konusunda, yani yine istihdamla alakalı ama işsizliği saklayacak, gizleyecek ne tür formüller olabilir diye öne çıkıyor. Üçüncüsü de iş cinayetlerini doğrudan ilgilendiren gündem. Yani iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki bir düzenlemeyi 4 yıl erteleyen maddeler içeren bir paket. Dolayısıyla 3 tane ana ayağı var bu paketin. Üçü de tekrar altını çizecek olursak, bir işsizliği gizlemek açısından bir düzenleme getiriyor. Bunu konuşabiliriz ayrıntısını. Çünkü kısa çalışma ödeneği açısından da, ücretli izin açısından da yeni bir uygulama gündeme getiriyor. İkincisi, düşük ücretle ve ucuz emek sömürüsüyle önümüzdeki 1-2 yılı nasıl götürebiliriz'in maddelerini içeriyor. Üçüncüsü de
iş cinayetleri, daha doğrusu işçi sağlığı, iş güvenliği adına aslında iş cinayetleri konusunda göstermelik de olsa alınmış bir 50 ve altında işçi çalıştıran fabrika ve iş yerlerinin iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğunu 4 yıl 2024 1 Temmuz'una kadar erteliyor. Dolayısıyla 3 açıdan da patronlara kıyak, emekçilere, işçilere bela bir paketle. Yeni bir bela bir mini paketle yüzündeyiz. Evet. Peki o zaman biraz açalım. Şimdi biraz böyle aslında başlıklarda gizleme de mi var? Yani ilk maddede işsizliği gizleme diyorsun ya. Nasıl bir gizleme, evet, ya da neyin altına gizliyorlar işsizliği? Mesela Zeliş, onu çok açık söyleyebiliriz ki mesela bu paketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ücretsiz izin uygulamasını 2021 1 Temmuz'una kadar 3 aylık periyotlarla erteleme yetkisi veriyor. Bu yetkiyle de en azından bir yıl daha Türkiye'de yaklaşık kısa çalışma ödeneğiyle onun yenilenmesiyle birlikte yaklaşık 2,5-3 milyona yakın ücretsiz izin hakkından yararlanarak aslında çalışmadan ki bunların bir kısmı da aslında ücretsiz izindeyken çalıştırılıyorlardı ama aslında işsiz olup da işsiz pozisyonda olup da ama sırf bu nedenle işsizlik sigortasından verilecek parayla ücretsiz izinli sayılarak işsizlik rakamlarını altta tutmayı amaçlıyor. İkincisi kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla yeni bir düzenleme getiriyor. Birkaç sektör, turizm başta olmak üzere, bu uygulamayı devam ettirme yetkisini yine tek adama veriyor, Erdoğan'a veriyor. Ama turizm ve birkaç sektör dışındaki bütün sektörlerde kısa çalışma ödeneği uygulamasından vazgeçiyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişiler, bugüne kadar yararlanan yaklaşık 3 milyon kişi bunlar. Bunların işe geri dönüşleri yapılanlar, yeniden işe başlama girişleri yapılanlara kapitalistlerin prim payı ve işçilerin prim payı karşılığı kadar işsizlik sigortasından para ödemeyi garanti ediyor. Yani bunların SGK primlerinin tamamını işsizlik sigortasından karşılamayı talep ediyor. Dolayısıyla aslında şöyle bir şey yapmış oluyor. İşçileri alırsanız ücret, ne kadar ücret verdiğinizden bağımsız asgari ücret temelinde bütün primlerini ben işçilerin emeğinden tasarruf edilerek oluşturulmuş olan işsizlik sigortası fonundan size ödeyeceğim diyor. Hadi anladık, işçilerin kendi payını gene işçilerin fonundan ödüyorsun da işverenin yani kapitalistlerin payına düşeni neden o fondan ödüyor? Bunun da bir şeyi yok. Ama bu da mesela bir işsizliği düşük gösterme tutma operasyonu. Son bir şey söyleyeyim bu konuda. Bu paketin plan bütçe komisyonunda görüşüldüğü sırada Cumhurbaşkanı bu paketin plan bütçe komisyonuna sunumunu Fuat Oktay yaptı, Cumhurbaşkanı yardımcısı. Fuat Oktay zaten yüzde o işsizliğin %10'un altına düşürüleceği tarihi 2022 Temmuz'u olarak veriyor. Yani hayali bile olsa, kağıt üstünde bile olsa, umut olarak geleceğe yönelik havale edilerek bile olsa 2 yıl sonraya ancak %10'un altında işsizlik öngörüyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde bir biçimiyle kalem oyuyla, istatistik oyunlarıyla, bu tip uygulamalarla istihdamı yüksek gösterme, işsizliği de gizleme gibi bir formül bulmuş oluyor yani. Halbuki şöyle değil miydi? Geçen haftalarda konuştuğumuzda senin söylediğin TÜİK'in rakamlarına bakarsak aslında Ağustos'ta %10'un altına düşmesi gerekiyor işsizliğin. Tabii. Normalde de mi gidişata bakarsak mantıken Mart, Nisan rakamları ya TÜİK o kadar başarılı ki ya bu memlekette Nisan'da işsizliği düştü diye gösterebildi yani. Mart ayına göre Nisan'da işsizliğin düştüğünü gösterdi. Zaten ondan sonra bizim programdan sonra epeyce mecliste de başka çeşitli partiler, hatta düzen partilerinden bile dalga geçenler, tepki gösterenler TÜİK Başkan'ın açıklamalarını buna espriyle karışık protesto edenler oldu. Meclis gündemine getiren milletvekilleri de oldu. Ama bu çizgi devam ediyor yani. Tutarlı hükümet bu çizgi. Peki biraz da şunu açalım. Bu işçi sağlığı, iş güvenliği konusunda yani, evet, daha doğrusu iş sağlığı ve iş güvenliği kanunu olarak geçiyor. Burada yapılmak istenen nedir? Yani zaten 4 kez ertelenmişti. İşte bir takım maddeleri geçti. Şimdi bir takım maddeler daha yani bir kanun olarak geçecek dendi. Tarih de açıklandı 1 Temmuz diye. Ancak ne oldu da
yine 2023'e ertelendi. Şimdi burada da aynı mahirliğini, hükümetin aynı uyanıklığını görüyoruz. 4 yıl, yani 2024 Temmuz'u demek tam 4 yıl demek. Yani şimdi 2020 Temmuz'unda olduğumuzu düşünürsek 2023-2024, evet. Benim aldığım nokta 2024 Temmuz'una. Başına bu 3 yıl yansıyor da o şeyden dolayı düşünülüyor, evet. Sanıyorum bir hata yapılıyor. 2020 Temmuz'undayız. 21, 22, 23, 24. Yani 2024'de 4. yıla geldiğinde bu uygulamaya geçecek diye söyleniyor. Dolayısıyla orada bir yıllık bir eksik hesap olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu yıl temel alırsak tabii bu Temmuz'da yürürlüğe girmesi gerekiyordu bu. Dolayısıyla evet. 2024 Temmuz'una kaldığına göre matematik 4 diye gösteriyor bize. Ama 3 de olsa 4 de olsa, gerçi diyebiliriz ki iş güvenliği uzmanının olması bir fabrikada iş cinayetleri açısından neyi engelliyor ki? Daha yeni hendekte yaşadık, gördük değil mi? Yani hava ifşek fabrikasında işçi sağlığı iş güvenliği uzmanı gerçeği bile rapor etmekten korkar bir hale gelmiş. Yani sonra da istifa ediyor, yani tepki gösteriyor, evet. Korkuyor artık başına işler gelecek diye ayrılıyor. Dolayısıyla belki şöyle denebilir, iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanının bir iş yerinde, bir fabrikada bulunma zorunluluğu iş cinayetlerini önlemez denebilir. Bu doğrudur da, ama caydırıcı faktörlerden birisi. Bunu biz de biliyoruz ve bunun yürürlüğe girmesini 4 yıl erteliyor hükümet. 50 ve 50'nin altında iş yerinde. Dolayısıyla işçi sağlığı ve iş güvenliğinin bir maliyet olarak görülüp işveren açısından, kapitalistler açısından, patronlar açısından, sermayedarlar açısından yük oluşturduğu zihniyetinin devamı olarak bunu 4 yıl erteliyor. Onun için böyle bir kıyak daha yapmış oluyor kapitalistlere. Diyor ki siz işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri açısından en önemli caydırıcı unsurlardan birisi olan uzman çalıştırma veya bir uzman denetiminde çalışma gibi bir zorunluluktan sizi muaf tutuyorum. 4 yıl daha bildiğinizi okuyabilirsiniz. İşçinin canına da okuyabilirsiniz yani. Emeğini sömürüyorsunuz. Ayrıca canına da kastedecek ölümcül koşullarda çalıştıracak kadar da eliniz açık olsun, serbest olsun demiş oluyor bununla. Evet. Peki o zaman şimdi dedik ya, pek çok paket açıklandı özellikle bu son 4 ayda. Nedir bu mini paketin, şimdi bundan önceki paketler, işte kalkan paketleri falan, bunlar ne getirdi ya da neler başardı da mini paket derdine derman olacak halkın? Şimdi burada aslında işçilerin, emekçilerin derdine derman olmak diye bir derdinin olmadığı bir paket. Bir tane daha, adı mini de olsa, bir tane daha böyle bir paketle açıklamış oldu hükümet. Başından beri hatırlarsan ilk büyük ekonomi kalkanı paketi diye, ekonomiyi koruma kalkanı paketi diye 250 milyar lirayı, hatta 300 milyar lirayı bulduğu söylendi bakan tarafından. Bu paket kapsamında verilen teşvikleri biz hatta demiştik ki, ya bunu tek tek kalemi kalemi açıklayın da kime ne verdiğinizi anlayalım yani. Madem halka, işçilere, emekçilere bir destek paketi açıklıyorsunuz $300 milyar, bu 300 milyar doları kime verdiniz? Kim faydalandı bundan diye. Aslında bunun için de geçerli bu. Bu şu demek, hükümet önümüzdeki dönemde bir şekilde ekonominin kriz açısından işinden çıkamayacağı belirsiz bir süreç öngörüyor ekonomide ve bu süre içerisinde de sürekli fabrika sahiplerini, kapitalistleri, patronları teşvik edip işçi ve emekçiler açısından ise olabildiğince düşük ücret ve ucuz emek sömürüsüyle ilerlemeyi düşünüyor. Başka türlü 2022-2023'te şeyi toparlama şansı görünmüyor. Vaziyeti toparlama şansı görmüyor. Yani o zaman bunun olup olmayacağı da belli değil. Bakın bunu altını çizelim. Yani bunlar yapılırsa 2022-2023'te ekonomi toparlanacak anlamında söylemiyorum. Ama hükümet en azından 2022-2023'e kadar bunun dışında bir şey öngörmüyor. Ne istihdam artışı açısından, yani üretimin, ekonominin yeni istihdam yaratacak şekilde büyümesi gibi bir öngörüsü var. Ne de önümüzdeki dönem açısından işçilerin, emekçilerin çalışma ve yaşam koşullarını iyileştirecek tedbirler alma konusunda öngörüsü var. Düşün ki önümüzde 2021'e kadar kesin olan bir şey var. Milyonlarca kişi günde 39 lira, ayda 1168 lirayla yaşamak zorunda kalacak. Bunu resmileştiriyor ve bu yetkiyi de Cumhurbaşkanlığı.
Dolayısıyla böyle paketler devam edecek. Yani sonbaharda mesela bir paket gelecek. Son bir şey söyleyeyim. Sonbahar bu paketler açısından sonbaharda gelecek paket. Bu pakette yer alan kıdem tazminatı, bireysel süreli sözleşme ve TES konusunu da bu paketten çıkardılar işçilerin tepkisi nedeniyle. Bu sonbaharda gelebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu paket üzerine yaptığı açıklamada yeni döneme kaldı bu mesele diye açık söylediği bir şey var. Yani bu pakette yer almaması kimseyi şey yapmamalı, nasıl diyelim, rehavete düşürmemeli. Sonbaharda bir formül bulunacak, bir şey yapılacak. Herhalde sendikalarla, o daha önce söylediği gibi, bakanlarla bir arada kapitalistlerle bir uzlaşmayla getirmenin bir yolları aranacak süre içerisinde. Evet. Ama Sonbaharda yine yeni de bir paket daha bekliyor yani. evet, Eylül diye öngörülüyor o da. Eylül meclis açıldıktan sonra, evet, Eylül'de. Peki ama şöyle mi, hemen kısacık onu da alalım. Yani sonuçta yetiştiremedikleri için mi bu paketin içinde değil, yoksa daha şimdiden tepkiler bir sonuç verdi de Eylül'ü ertelemek zorunda mı kaldılar? Tabii paketin, bu istihdam kalkanı paketinin en çok tepki çeken yönleri, daha önce birkaç kez biz de değerlendirdik. Bu yönlerini geçirmek, bu vesile şu anda meclisten geçirmek hem uzun sürecek hem de ciddi tepkilerin büyümesine neden olacaktı. Şimdi o tepkiler karşısında bir es verdiler. Şimdi bunlarla idare ediyorlar. Çünkü bunlar bile az aslında hak gaspı içermiyor yani. Gerçekten büyük hak gaspları içeriyor bunlar bile bakarsak. İşçinin cebinden, tasarruflarından toplanmış parayla patronları besliyorsun ve umut tüccarlığı yapıyorsun gelecek açısından da. Ne diyorsun? İşte umut fukaranın ekmeği, ye oğlum ye Mehmet, ye paketi bu yani. Ve buradan sen önümüzdeki dönem için herhangi bir, hani nasıl diyelim, bir rehavete kapılma mesajı çıkaramaz lazım kimsenin. Çünkü bu tepkilerden dolayı bu şeyleri çıkardı, şeyin içinden, paketin. Ama şimdi daha güçlü ve daha kapsamlı, biraz daha ne diyelim, kazı bağırtmadan yolduracak bir çerçeve oluşturup yeniden gündeme getirmeye hazırlanır. Yoksa der ki bundan vazgeçtikler, değil mi? Normalde bunu beklersin yani. Doğru, bu tepkiler oldu, bu protestolar oldu, biz de bundan vazgeçtikler, ama öyle söylemiyor. Sonbahara kaldı diyor Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla o tepkiyi nasıl yatıştırırım hazırlığı aynı zamanda bu. Nasıl o Evet. tepkiyi ötelerim hazırlığı. Çünkü vazgeçmiyor da aynı zamanda. Yani Tabii. onu da Bırakmıyor yani. unutmamak lazım. Sonbaharda görürsün. Sonbahar olmazsa kışı var, ilkbaharı var. Var yani. Diyorum ya, bu çizgide ısrarlı ve tutarlı bir gerçekten kariyeri var tek adam hükümetinin. Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Evet, gündem özelim bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.